Merhaba sevgili izleyenler. Bir akademik bakış programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı öğretim görevlisi Sayın Ferdi Gerek birlikte teknoloji ve 3B yazıcılar üzerine konuşacağız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim hocam. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür Ama ederiz. Bizi için. kırmayıp geldiniz için. Sağ olun. Estağfurullah. Sayın Hocam öncelikle programımıza başlamadan önce sizi kısaca bir tanımak isteriz. Ee, lisans eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde, Yüksek Lisans Eğitimi Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladım. 2002 yılından 2010 yılına kadar e, özel sektörde makine imalatı üzerine çalıştım. 2010 yılından e, bugüne kadar da Yozgat Meslek Yüksek Okulu'nda görev yap, yapıyorum. Sayın hocam Şimdi öncelikle tabii ki üç boyutlu yazıcılara geçmeden önce teknoloji kavramını biraz açıklasak izleyicilerimize teknoloji nedir, hangi aşamalardan geçmiştir? Tabii ki. Şimdi teknoloji aslında ilk kullanıldığı zamanlarda sanatsal becerileri ifade etmek için kullanıldı. E, o dönemde teknoloji bu kadar aktif değildi veya böyle bir kelime ihtiyacı yoktu. 20. yüzyılın ortalarına 1950-40'lı yıllara geldiğimizde Artık e, makineleşme, ilerleme, değişme olduğu için teknoloji tanımı e, sanatsal becerilerden e, bilişsel becerilere ve imalat sektörüne, bilim sektörüne, e, bilime e, adapte oldu. E, teknoloji aslında e, günümüzde şöyle tarif edebiliriz. Bilimin insan yaşamını olumlu yönde değiştirmesi için kullanılan her türlü araç, gereç, ...ve araştırmaların bütünü olarak ifade edebiliriz. Teknoloji. Evet. Peki hocam şimdi hani makineleşmeden bahsettik burada. Yani teknolojinin ilerlemesinden bahsettik. Burada sanırım bildiğim kadarıyla bir endüstri devrimi diye bir e, olay vardı sanırım. Evet, evet. Bu olaydan kısaca bahsetsek. Tabii. Şimdi e, insan var olduğu andan bugüne kadar hep kendisini geliştirdi, değiştirdi. E, fakat öyle bir zaman oldu ki artık insan... Değişimin ve dönüşümün dönüşüm dönüşümünün hızı çok arttı. Bu ilk olarak birinci sanayi devrimi dediğimiz, buhar makinelerinin icadıyla başladı. Buhar makinelerinin artık araç gereçlerin yerine geçtiği 1780'li yıllardan itibaren birinci sanayi devrimi başladı. E, Tabi bu insanın gelişimini, değişimini çok hızlandırdı ama 1800'lü yıllara geldiğimizde de elektrik icat edildi ve seri üretim mantığı insanlar için değerli hale geldi. 1900'lü yılların başında hem elektriğin kullanımı hem de Henry Ford'un seri üretim ilk araba otomobil üretimine geçmesiyle de ikinci sanayi devrimi başladı. Bununla birlikte artık hız arttı ve süre kısaldı artık yeni bir devrim süresi. Bilgisayarın icadıyla Üçüncü, say, üçüncü sanayi devrimi başladı. Elektroniğin ve bilgisayarın kullanımıyla. E, 2011'li yıllara geldiğimizde çok daha yeni bu dördüncü sanayi devrimi. ilk olarak e, Alman boş firması, Alman hükümetine e, Endüsü 4.0 ile ilgili bir rapor hazırladı ve Endüstri 4.0 başladı. E, 2017 yılında da artık Endüstri 4.0'ı da bitirdik. Evet. Yani belki ülkeler ee, bu devrime çok adapte olamadan yeni devrimler çıkıyor. 2017 yılında da Japon Başbakanı Endüstri 5.0'ı dile getirdi ilk defa. E, biraz sonra da o detayları e, kısaca bahsedebilirim. 4.0 ve 5.0'la. Evet aslında 4.0'dan bahsedecek. Hani bu, bunun ardında şey var mıydı önünde aslında? Hani 3.0, 2.0, 1.0 gibi bir olay mı var? Yoksa sürekli böyle arka arkasına gelen işte 5.0'ı göreceğiz. İlerleyen zamanlarda 6.0 gibi bir... E, ...tanımlamalarla mı karşılaşacağız? Artık o tanımlamalar nasıl ilerler bilmiyorum ama... Hı hı. ...şu an e, Endüstri 3.0 4'ü besledi. 4, evet. 5'i besliyor. E, adı başka olabilir ama artık... E, ...ürettiğimiz bilgi... E, ...ilerleme o kadar hızlandı ki yani... ...insan var olduğu günden bugüne kadar ürettiği bilginin... ...tam 50 katından fazlasını... ...2000 yılından 2022 yılına kadar ürettik insanoğlu olarak. Bir yani ya, şey. tabi var olduğu günden bugüne kadar ürettiği bilgiyi biz 20-25 yılda o kadar çok katladık ki yani hızımız inanılmaz bir e, seviyeye geldi. E, işte i̇şte devrimler bizi geliştiriyor, değiştiriyor. İşte üç boyutlu yazıcılarda bu gelişen teknolojilerden birisi. 4.0'ın içerisinde, içerisinde olan. Peki Eci... bu 3 boyutlu yazıcılar deyince aklımıza ne gelmeli Hocam yani hayatımızda ne gibi yere sahip 3 boyutlu yazıcılar? Şimdi 3 boyutlu yazıcıları çok kısaca bir tarif etmemiz evet. gerekir. Aslında e, hepimizin bildiği standart kağıtlara e, yazdırdığımız yazıcıların iki ekseni var aslında. X, Y. Biz o iki boyutlu yazıcılar olarak ifade ediyoruz bunu. Üçüncü... Eksen de derinlik, yükseklik. Artık e, dünya üç boyutlu olduğu için nesneler üretmeye başlıyoruz. Üç boyutlu yazıcılarda tasarladığımız, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz her şeyi bilgisayar desteğiyle ürüne dönüştürebileceğimiz bir sistem üç boyutlu yazıcılar. Peki burada gördüğümüz şu masamızın üzerindeki sizin yaptığınız çalışmalardan, örneklerden sanırım. Evet. Bunlar da üç boyutlu yazıcılarla mı üretildi? Bunlar da üç boyutlu yazıcılarda üretildi. Ee, okulumuzda bulunan üç boyutlu yazıcılarda tasarladık öğrenci arkadaşlarımızla birlikte. Bu arada onu da öğrenci arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum. Biz bu okulumuzdaki üç boyutlu yazıcıyı bir de lazer gra gravür makinesi yaptık. Bunu öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Tamamen parçaları aldık, tüm elektronik komponentleri, e, mekanik komponentleri e, tasarlayarak bir araya getirdik ve orada elde ettiğimiz numuneler, ürünler bunlar. Ne kadar güzel, tebrik ederiz hocam. <laughs> Öğrenci arkadaşlarımı da ben tebrik ediyorum evet, sağ olsunlar. Ediyorum. Sağ olun. Peki hocam yani üç boyutlu yazıcı kimler kullanabiliyor yani kimler kullanmalı? Böyle söyleyelim. E, Üç boyutlu yazıcı ile ilgili kısa bir tarihini Olur. hemen bir onu anlatayım çünkü evet. kimlerin kullandığı kısmı evet. üç boyutlu yazıcı aslında 1981 yılında ilk olarak ifade edildi bir Japon bilim adamı tarafından yaklaşık işte 41 yıllık bir geçmişi var. Bugün şimdi o kısa arayı da anlatacağım ama bugün üç boyutlu yazıcı ülkelerin veya şirketlerin en stratejik noktalarında yer alıyor. 41 yıllık bir süre içerisinde insanlık gelişimine çok büyük katkıları oldu. 1981 yılında ilk olarak ifade edildikten sonra çeşitli süreçler geçirdi. Çeşitlileri var üç boyutlu yazıcıların üretim mantığı olarak üç boyutlu yazılar bu süreçlerden geçerken 2008 yılında patentleşme sürelerinin bitişi ve haberlerde yer alıyor olmasıyla mesela hatırlarsınız belki işte Üç boyutlu yazıyla ilk biyonik böbrek yapıldı, ilk kalp yapıldı veya kulak yapıldı gibi haberlerle insanların ilgisini çekmeye başladı. Ve her sektöre artık 2008 yılından itibaren girmeye başladı. Yani üç boyutlu yazıcılar artık bugün kimler kullanılabilir sorusuna cevap verirsek hepimiz kullanabiliriz. Her sektörde kullanılabilir kullanılamayacak bir sektör var mıdır? Yoktur aslında. Hobi amaçlı, endüstriyel amaçlı, ar-ge amacıyla e, bunlar kullanılıyor. Yani hepimiz kullanabiliriz 3 boyutlu yazıcıyı. Peki 4 boyutlu yazıcı var mıdır hocam şu anda? 4 boyutlu yazıcı da var. E, şimdi 4 boyutlu yazıcı şimdi e, en boy yükseklik 3 boyut. 4. Evet. boyut zaman aslında. Evet. E, zaman kısmı şu. Eee Öyle nesnelerle üretiyoruz ki biz aslında bu ürünleri ürettikten sonra ısı, sıcaklık ve ışıkla şekil değiştiriyor. Bu bizim zaman kısmını kullandığımız boyutu oluyor. Yani en boy yüksekliğimiz var. Diğer boyutumuz da işte ısı, ışık ve sıcaklıkla kullandığımız boyut. Buna bir örnek vereyim ben isterseniz dört boyutlu nesneler nerede kullanılıyor? Şimdi hepimizin kullandığı musluklar açıyoruz kapatıyoruz evet. sıcak su e, musluğunu düşünelim. Şimdi biz öyle bir sistem yapacağız ki belli bir sıcaklığa gelince nesne kendini kapatacak. Otomatik. Yani e, otomatik olarak hiçbir yazılıma, hiçbir mekanik bir şeye gerek kalmadan artık öyle bir hale gelecek ki o sıcaklık noktasına gelince sistem kendisini kapatacak. Belli bir sıcaklığa düştükten sonra da sistem kendini açacak. Burada Nesneyi üretiyoruz. E, ilave hiçbir mekanik elektronik sistem kullanmadan kendi kendine çalışan, belli bir sıcaklık aralığında çalışan ürünler elde edebiliyoruz. İşte bu da e, çok daha yeni e, uzay ve savunma sanayinde çok sıklıkla kullanılan bir e, dördüncü boyut oluyor. E, bu dördüncü boyutu böyle ifade edebiliriz. Evet güzel. Peki hocam mesela bu 3 boyuttan şu anda 3 boyutlu yazıcılar kullanılıyor. 4 evet. boyutlara geçildi mi yoksa geçilme aşamasında mı o, o safhada mı hala yoksa hayatımızda hayatımızın artık bir parçası mı? Şimdi 3 boyutlu, boyutlu yazıcılar artık hayatımızın bir parçası yani e, hangi sektörlerde kullanılır? Eğitimde, tıpta, savunmada, e, inşaatta, mühendislikte, mimarlıkta nerelerde kullanılıyor bunlar? Kısaca da onlardan da bahsedeyim. <laughs> Eğitimde mesela özel materyal tasarlanabilir. Mesela özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için sırf onlar için bir tasarım yapılır. Onlara özel bir ürün elde edebilir, edilinebilir. Ee, e, mühendislikte prototip yani numune, seri üretime geçmeden önce mesela bir araba üreteceğiz. Bunun e, şu an çamurdan veya işte e, çamurdan üretiliyor aslında. Biz bunu üç boyutlu yazıcılarla üretebiliriz seri üretime geçmeden önce hmm. e, inşaatta şu an inşaatta endüstriyel anlamda da kullanılıyor. Hmm. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an e, üç boyutlu yazcılarla e, büfeler yapıyor. Hmm. Dünyada e, Çin önderliğinde e, üç boyutlu yazıcılarla evler tasarlanıyor. Tek katlı evler. E, yani bir evi yapması, üretmesi bir inşaat firması için uzun sürer ama hmm. Ee, üç boyutlu yazıyla sabah başladığımız akşam bitirdiğimiz üç oda bir salon olan yer değiştirilebilip satılabilen evler şu an yapılıyor ee, ve ticari anlamda da kullanılıyor. Tıp sektöründe de çok inanılmaz e, öneme sahip. Mesela biz e, pandemi döneminde üniversite olarak meslek yüksek okulu olarak e, ani gelişen süreçlerden dolayı e, siperlik yapmıştık üç boyutlu yazıcılarda. E, Tıp fakültesinden ihtiyaç olmuştu. Ee, larangoskop yaptık. Larangoskop işte bu nefes almasını sağladıkları kamerayla falan oradaki doktorlarımızın talebi üzerine bundan yapmıştık. Ee, tıp sektöründe mesela e, kafatası kırıklarında ezikliklerinde e, üç boyutlu tarama yöntemiyle oraya yeni bir üç boyutlu yapı oluşturularak e, kafatası eksikliği gideriliyor. Yani tıpta da ee, yeni organ e, mesela kulak e, burun gibi böyle plastik biyoplastikte. Sanırım şurada yapmış olduğunuz çalışmalarda da var gibi. Var. Şu Mesela hocam. Burada bir kulak var. Örnek olarak yapmış olduğumuz. Yani tabi bu malzeme biyoplastik bir malzeme değil ama numune olarak bunu yaptık. Şimdi bu duyma yetisini kazandırmıyor ama şekil olarak bir eksikliği gideriyor. Bu da büyük bir ihtiyaç aslında. Evet. Burunda da yine aynı şekilde e, biyoplastikten bunlar yapılabiliyor. Peki bunların ölçüsünü alıp da mı yapıyorsunuz yoksa vücuda göre? Evet. Ona göre yapılıyor değil ona mi? Göre Mesela yapılıyor. şu da maske miydi hocam? Bu da e, yine pandemi döneminde böyle e, yoğun ihtiyaçlar neticesinde yaptığımız bir e, N95 e, maske. E, buraya yine e, işte e, koruyucu ekipman yerleştirilerek... Ee, şu şekilde kullanılıyor. Ee, bunu da o zaman yapmıştık. Çünkü çok büyük ihtiyaç vardı ve e, bulunamıyordu o an onlar. Ee, i̇lk zamanlarda, ilk zamanlarda e, biz onlardan yapmıştık. Siperliklerden yaptık. Yine e, üniversitemizde kullanılmak üzere bunlardan da yapmış ve doktorların doktorlarımızın kullanımına sunmuştuk bunlardan da. Tebrik ederiz hocam. Çok güzel çalışmalar aslında. Sağ olun yani, hocam. Yani bunlar bizim için çok faydalı. Ya mutlaka bir eksiği gideriyor. Yani üç boyutlu yazıcılara da baktığımız zaman yani onlardan üretilen ürünlerin her biri aslında hayatımızı kolaylaştıracak bir olay. Şimdi 4 bde olduğu zaman, 4B yazıcılar da ortaya çıktığı zaman daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Yani bu sefer e, kendi kendine çalışan ürünler yapacağız. Yani bir Tabii. mekanik, elektronik bir e, ilave olmadan sadece ısı ışık gibi e, etkenlerle çalışan sistemler yapmış olacağız. Yani bu da yani malzeme ne zaman kendi özelliğini yok ederse o zaman bozulacak. Şimdi biz biraz önceki örnekten ilave gidersek işte e, musluğumuzla ilgili farklı arızalar çıkabilir ama biz bu malzemeyi orada kullanırsak malzeme özelliği ne kadar uzun ömürlüyse sistem o kadar uzun ömürlü e, çalışacak. 4B'ler hocam yani Artık süreç nereye gidiyor tahmin bile edemiyorum ama işte bugün metaverse'de arsa satışları oluyor, sanal dünyalar işte 5.0, 4.0 bunların içerisinde ya nereye gidiyor bilemiyorum ama kestirmek zor çok, çok zor. Efendim. çok zor teknoloji müthiş bir hızla ilerliyor biz de içerisindeyiz bunun umarım yetişebiliriz, kavrayabiliriz. İnşallah. İnşallah hocam. Peki öğrencilerimize hocam, bunları mesela siz örnek olarak 3 boyutlu yazıcılarda yaptırıyorsunuz. Öğrencilerimiz mesela bunları yaptıktan sonra piyasaya girdikleri andan itibaren neler yapacaklar? Ee, hocam şimdi bu ürünleri elde edebilmek için bir tasarım programı bilmeleri evet. gerekiyor. Zaten bunu önce bu ürünü ortaya çıkartmalar için bu programı öğreniyorlar. Sonra bir de bu makinenin mantığını kavruyorlar. Hı hı. Aslında şu an teknolojik üretimlerimize baktığımız zaman bilgisayar destekli üretimler, robot teknolojileri e, hep bu o tasarım ve üretim programlarıyla ilişkili. Biz de öğrencilerimize e, bu ürünleri elde edebilmeleri için kullanılacakları programları üretiyoruz. Üç boyutlu yazıcı ve bilgisayar destekli Makinanın mantığını kavruyorlar. CNC tezgahlarda çalışabilirler. Buna benzer tıp sektöründe çalışabilirler. Bu mantıkla çok noktada işlerine yarayacağını düşünüyoruz. İnşallah. Verdiğiniz emeklerden dolayı da teşekkür ederiz. Sayın İşaret hocam. Ediyoruz, hocam. Son olarak ekleme, eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Hocam son olarak eklemek istediğim teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Biz de bir eğitimci olarak. Günü yakalamak çok zor biliyoruz ama en azından yakalama çabamız olması gerekiyor. Ee, geleneksel üretim yöntemleri artık eskidi. Yeni meslekler çıkıyor. İşte bir bilgisayar programcılığı diye bir meslek 20 yıl önce yoktu belki. Evet. Bugün var. Yarın çok başka meslekler çıkacak. Ee, öğrenci arkadaşlarımıza bugünü, yarını anlatmaya çalışıyoruz. Ee, teknoloji gelişiyor. Öğrenci arkadaşlarla bizler de inşallah Elimizden geldiği kadar bunlara e, yetişmeye çalışıyoruz. Umarım yetişiriz diyorum hocam. Sonur hocam inşallah. inşallah. <laughs> Sayın hocam tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ha. ederim hocam. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bugünlük akademik bakış programını burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarımızla yeniden karşınızda olmak dileğiyle diliyoruz. Hoşçakalın. kalın.